taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout. But just say it in a tweet, that's a cop out, and I'm just like, hey. Hava eksi, yani hava gevurunamı gibi gerçekten. Şimdi ikinci iş için görüşmeye geldim. Tam önündeyim. Exit Social. Bakalım ne diyecekler. Çıkınca tekrar haber. Hi guys. Şimdi çıktım iş görüşmesinden. Bayağı konuştuk falan ettik. Bence beni bayağı beğendiler gibi. Ama tek sıkıntı işte günlerim, boş günlerim. Yani burası çok şu an kalabalık. Adamlar da hani burada çalışmak ya insan arıyorlar. Ben dedim 2 gün boş günüm var dedim. İşte hafta içleri 5'ten sonra müsait oluyorum genelde dedim. Adam dedi tamam dedi, bakacağım ama dedi hani kesin bir şey söyleyemiyorum dedi. Çünkü hani bizim çok şu an ihtiyacımız var. Daha çok ihtiyacımız var 2-3 günden falan dedi. O yüzden bilmiyorum. Ama umarım olur yani. Lake Lawn nereden çıktı? Cinlendim. Burası da Geneva, Lake Geneva. Arkadaşlar burada iş yerindeki herkes benim ayakkabılarıma takmış durumda yani. Ben bunu anlamadım. Az önce moralim çok bozuldu iş görüşmesine giderken. Bakın ayakkabılarım Nike'ın Air Monarch'lar, tamam mı? Burada herkes bu ayakkabıya işte Dead Shoes diyor. Ne baba ayakkabısıymış. Az önce de yürüyordum işte yine. Sonra bir tane adam gördüm, ayağında Air Monarch vardı ama adam böyle 65-70 yaşında falan bir adam. Ben de çok üzüldüm sonra, harbiden de içiyormuş. Ama çok güzeller, baksana nesnesi var ayakkabılarımın. Gayet güzeller bence. Anlamıyorum. Bakın burada herkes duruyor geçerken. Gerçekten anlamıyorum yani, insanlar duruyor. Herkes ben dalga geçiyor şimdi. Aslında şu an birinci işimden memnunum yani. Müşteriler sürekli beni övüyor. Yani harbiden gidip işte benim menajerime gidiyor, övüyorlar beni genelde. Bu yüzden bana sürekli güzel section'lar, yani güzel bölümler, masalar veriyorlar. Ve güzel masalar olduğu için güzel de shiftler yazıyorlar. Sabahtan böyle öğlen ikindiye kadar falan, yani 10'dan 5'e kadar yazıyor. Yani zaten 10'da ben açılış yaptığım için şey oluyor. Yani güzel masa geliyor bana sabahtan, kalabalıktan. Gidiyorum orada, alıyorum hemen paramı. 5'te de çıkıyorum evime, gidiyorum. Memur gibi çalıştırıyorlar. Hafta sonları da tüm gün yazıyorlar sağ olsunlar. Yani güzel aslında. İyi de para kazanıyor. Bilmiyorum. Ama sıkılıyorum. Şimdi off gün ne? Ne yapacağım şimdi ben bugün? Mal gibi. Değil mi? Gideyim de bir Starbucks'tan kahve alayım bari, mal gibi. Bu arada 500 kere mal gibi demiş oldum az önce. Ama ne yapayım, mal gibi takılmıyım. Kahve aldım. Az önce kahve aldım. Sipariş veriyorum, tamam mı? Ya kardeşim bu da bu da konuşma. Ver işte kahvemi. White chocolate mocha'mı ver. İçeyim amına koyayım. Emçikliyim kahvemi, gideyim yani. Orada bana bir şeyler anlatıyor. Bır bır bır. Yok üye misin? Yok çarp mısın? Yok yok musun? Yok donut peynirim var. Yok anas. Yok şey yok böyle. Zaten kulaklık var kulağımda. Ya al siparişimi. Git yani. Bahşişte bırakıyorum her geldiğimde sana zaten. Bırak sal beni. Konuş. Konuşma yani benimle. İstemiyorum ben konuşmak ya. Ben sadece kahvemi alıp gitmek istiyorum. Niye benimle iletişime giriyorsun ya? Allah Allah. Valla çok garip insanlar bunlar. Zaten anlamıyorum. Anlamıyor mu, anlamadım. Bana bir şey diyorsun. Ay yapıyorum böyle sonra. Bırak peşimi. Aşık galiba bana. Her gittiğimde benimle konuşmaya çalışıyor. Bir de ismimi unutmamış. Diyor ki, geçen sefer yanlış yazmıştım, bu sefer edeceler misin falan diyor. Ben dedim, I am, E-M-R-E dedim.
Okey Emre yapıyorum. Of, buradaki insanların en komik şeyi de ismimi asla ama asla söyledim. Doğru söyleyen bir insan evladı yok. Herkes Emre falan. Çok garip garip şeyler söylüyorlar. Ya bu kadar zor mu arkadaşlar Emre diyebilmek? Bilmiyorum. Arkadaşlar stop sign'a geldim. Bir süre bekleyeceğim. Bekliyorum, sağıma soluma bakıyorum. Stop sign'ım. Şimdi gidebilirim. Neden oraya çıktım ki? Kaldırım varmış. Burada bazen böyle çimlere basınca kendimi çok Kürt hissediyorum. Kürt arkadaşlarım alınmasın. Bu böyle hiç filmlerdeki gibi değil yani. Bu şeydeki High School Musical'daki falan gibi değil yani. Bayağı normal. Bizim okul yani. Anlamadım. Of. Bu kamerayı taşımak çok zormuş ya. Nasıl tutuyor insanlar böyle? Ben hep böyle tutuyorum. Malak gibi. Böyle taşımak çok zormuş. Kolum koptu ama. Ben yorulanzi. Ama sıcaktan bayılacağım birazdan. Bayılanzi. O zaman. Arkadaşlar cinlendim. Mezarlık buldum. Ya biliyordum aslında da niye buldum dediysem. Vardı yani, duruyordu burada. Kız girsem mi? Ne güzel, millet mezarlığı bile güzel. Ooo bak. Şurada karga var. Çok korkutucu bak mezarı. Burada kuzgun mu artık neciyse. Bak cinler. Gün tavşo. Görüyorsunuz mu? Kola diyenler beğensin. Ne yapıyorsun kız? Foto sende. Kız nereye? Hep tavşan görünce kovalayasım geliyor. Benim mallık hadis mi? Neredesin? Sabah Allah bin belamı versin sağanak vardı. Burada sel olmuştu. Yemin ederim. Sabah fırtına, şimşekler, gök gürüldemesi. Şimdi havaya bak. Dönüşte burada olma lan. Oh, o kadar sıcak ki. Ben hava soğuk olur diye hem ceket aldım hem uzun kombin çek. Hem de böyle uzun, pardon, of kombin ne güzel çıktı kızcık karnına. Hem de böyle uzun pantolon giydim. Havaya bak. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Türkiye daha sıcak ama o yüzden mutsuz değilim. Türkiye 40 dereceymiş. Burası da 60 Fahrenheit, 70 Fahrenheit falan. Yani sanki biliyorum, götümde sallıyorum Fahrenheit'ta. Ama çok yoruldum. Arkadaşlar, herkese merhabalar. Şimdi bugün broşüreye geldik. Market alışverişe, Walmart'tayız. Buraya 18. gelişim falan ve hala fiyatları falan çekmedim. Çünkü çok üşeniyorum. Şimdi meyve sebze standındayız. Bunlar çok pahalı. Burada Ege var. Ne yapıyorsun? Hakkında hiç bir fikrim yok. Yanlış götürüyorum dedim. Sorry. Ege. Şimdi mesela burada çok, yani genelde paketli şeyler var. Paketliler çok pahalı oluyor genelde. Mesela ne var? Bak, Caesar salat için şey var, kit var, tamam mı? Ve arkadaşlar bu Caesar salatayı nasıl yiyorlar hiçbir fikrim yok. $4 biz de satıyoruz bunu. Ve içinde sadece marul var. Maruldan başka hiçbir şey yok. Arada böyle tavuk mavuk attırıyorlar, $18 oluyor. Ama yani çok malca bir şey bence. Marul yiyorlar, niye bu kadar pahalı, bu kadar şey yapıyorlar, buna para veriyorlar anlamıyorum yani. Harbi enayiler. Şimdi gelin etlere bakalım biraz. Burada seafood var. Bu taraf bakery kısmı. Burası işte gördüğünüz gibi meyveler, sebzeler falan. Böyle girdiğimizde koridorlar var işte. Böyle tek tek hepsinde bir sürü ne var. Bu taraf işte et, peynir falan. Şimdi burası beef kısmı. Yani burası dana kısmı. Gelin biraz fiyatlara bakalım. Şimdi burada mesela hamburger var, tamam mı? Şöyle dörtlü ve kaç gram bir tanesi? Bayağı gram. Tam anlamıyorum. Ya kalın yani bayağı şöyle. Mesela $7. İşte burada mesela kaç kilo? Burada 1 kilo kıyma var. Mesela $12.50. İşte küçüğü falan var. Burada. Beyond Burger bu şey. Mesela vegan köfte. Bunu biz de satıyoruz iş yerinde. Burada hazır şeyler var. İşte ne bileyim, hamburger, dondurulmuş hamburgerler falan var. Ben bunlardan birinden aldım. Ha, şundan aldım galiba. Aynen buydu. Ve güzel değil yani bu o kadar. Yani yiyorum ama
Çok da güzeldi. Aa, geçen açtım, keşke onu yeseydim. Neyse bakalım. Abi şu mesela, oğlum bu nasıl 12 dolar? Aa, 32 dolar. 32 dolarmış bu arada. Bu nasıl 12 dolar yani? Çünkü baksana kocaman yani. Şunlar falan çok güzel. Mesela şu güzel yani, 19 dolar. Biz düşünüyoruz çocuklarla bundan alalım diye. Mesela bu 19 dolar, 3 tane var. 3 kişiye bölüştürdüğümüzde 6-6,5 dolar falan yapıyor. Şuna baksana, buna koyayım. Flank steak ne bilmiyorum ama 26 dolar. Ya bilmiyorum, bence bu ucuz yani Amerika'daki bu olay. Şimdi burada pork var. Kız domuz mu alıyor? İş yerinden bir arkadaşım var. Domuz alıyor. Anlamadım. Niye domuz alıyor? Acayip. Bu kız da bana aşık arkadaşlar. Gösterebilirim. Ha bak, gördünüz mü? Şu kız bana aşık. Ben herkes bana aşık sanıyorum iş yerinde. Benden çok dalga geçiyorlar o yüzden. Şimdi tavuk kısmına geldik. Bakalım tavuklarda ne var? Şimdi tavuklarda bakalım. Şöyle abi baksana, but var onun. Oha! 3 kilo falan bu but. Ve 7 dolar yani. Göğüs var mesela. Abi göğüs nasıl bu kadar pahalı? Burada butlar 7 dolarken bu göğüs nasıl 10 dolar? İşte mesela burada yine but var. 4 dolar. Abi çok ucuz. Ben hiç, bir şey söyleyeyim, geldiğimden beri hiç böyle but mut bir şey almadım. Çünkü şey yani, iş yerinde bedava yemek yiyorum. O yüzden hiç evde böyle yemek falan yapmıyorum ama. Bir ayak lan tavuk ayağı. Bir de buna 3,5 dolar mı vereceğiz lan? Üflenmiş. İğrenç. Şimdi burada chicken fajitas falan var. Bunlar güzel bu arada. Bunlar kesin çok güzeldi. Steak fajitas. Aa bakın, bunlardan satıyoruz. Bu kaburga böyle. Boştan sonra. Ve içinde likör falan var. Çok güzeldir kesin ama yemeğe hiç param yetmiyor. Yetmeyecekti. Bir de mesela pulled chicken var. Biz pulled pork satıyoruz. Bu da garip bir şey. Çok seviyorlar. Ama çok çirkin gözüküyor. Ben hiç anlamadım ya. Baksanıza şu güzel bir şey olabilir mi sizce? Ben hiç sanmıyorum güzel bir şey olduğunu. Ama ben mal gibi gezerken alışveriş yapmayı unuttum. Benim almam gerekenler tam liste. Yumurta almam gerekiyor. Çünkü sabah kahvaltıda sadece yumurta yiyorum. Yumurta alacağım. Ekmek almam gerekiyor. Makarna almam gerekiyor. Makarna sandı. Neredesin küçük kız? Seni bulamıyorum. Neredesin? Yumurtalar geldi. Yumurtaların buradaki ucuzluğu beni benden alıyor yani. Bakın mesela 18 yumurta alacağım ve ne kadar bu biliyor musunuz? 1,5 dolar. Abi şaka gibi yani, nasıl olabilir bu? Şimdi alkolleri göstereyim biraz, herkesin merak etti. Alkoller bence pahalı. Niye bu kadar pahalı bilmiyorum. Şimdi gelin vodkalardan başlayalım. Burada Wisconsin'deyim ben. Wisconsin'in özel bir yasa var, Spotted Cow diye. Bok gibi bir şey. Bu kaçlısı? Bu çoklusu. 24'lüsü 31 lira. Ay, 31 dolar. Yani o kadar da kötü değil. İşte vodkalar var. Mesela bu vodka, hiç görmedim bunu. Biz satmıyoruz herhalde. Svetka 12 dolar. 75. Titos var. Titos çok seviyorlar genelde. Titos'u. Bu mesela 18 dolar. Vodka for dog people. İşte Titos çok satılıyor. Şundan bir tane aldım mı ya? Baksanıza. Şöyle. 33 dolar. Sonra aha, Absolut. Bizim memleket. Absolut var burada. Absolut'u da kimse bilmiyor burada. Çok satılmıyor ama çok pahalı. Büyük ihtimalle ithal olduğu için, hani burada üretilmediği için. 20 dolar mesela şeyli, 750'li. Sonra burada şeyler var. Viskiler. Viskileri ben viski bilmiyorum, sevmiyorum. Çok anlamam da. Buradan geçiyorum. Jager. Bundan ben Kıbrıs'ta hatırlıyorum. Yine bu fiyatlardaydım. Böyle bir şeydi. Baileys. Baileys çok güzel. Baileys almak istiyorum ama param yetmiyor. Aha bak, biralar. Biralar. Bu Miller Lite 18'lik mesela, 16. Çok iyi bu. Miller Lite'ın hem tadı güzel hem de ucuz yani. Bud Light mesela 12'li. Bud Light tam gay birası. Michelob var. Corona da güzel burada ama burada insanlar Corona'yı çok sevmiyor bence.
yine buranın birası olmadığı için bir tane. Mesela Modelo var buranın birası. Modelo. Heineken içiyor bizim evdekiler genelde. Heineken seviyorlar. O Türkiye'den ya. Beks var. Beks'i ben mesela gördüm. Mesela Heineken normalde Türkiye'de daha pahalı oluyor. Evet, bu da daha pahalıymış zaten. Yok. Niye bu dakika? Ha, 14.98 buradaki. Buradaki 13.98. Evet, tamam. Doğru. Şimdi buraya gidelim. Tekila makine var burada. Abi burada tekila çok pahalı ya. Mesela tekila 35 dolar. Abi tekila niye bu kadar pahalı? Ben Patron diye bir tekila görmüştüm. Biz de satıyoruz. Çok pahalı tekilalar burada. Aa bakın mesela Patron buna alarm koymuşlar. 45 dolar, 49 dolar, 98, 59 dolar. Ya, acayip pahalı tekilalar burada. Anlamıyor be. Şu tekilalar var. Mesela bizim çocuklar tekila istiyor. Bunlar alabilir miyim onlara? Şu tekila mı? Aynen bundan alayım ben bir tane 18 dolara. Şarap. Aa mesela şeyler, cinler. Cin güzel ama cin için kokteyl yapmamız lazım. Ha mesela Smirnoff. Ben genelde Smirnoff'un şunu seviyorum. Şu güzel Smirnoff'ta. Tatlı oluyor yani. Ama bu sefer başka bir şey alacağım. Şunu alacağım. Peach Lemonade alacağım. Bakayım nasıl. Bence kesin çok güzeldir. Anne vallahi kendimi almıyorum. Anne bunların hepsini bizim çocuklara alıyorum yani. Kendimi almıyorum yemin ederim anne. Şimdi durun. Lime alacağım. Bakın mesela şey koymuş. Şöyle 5 litrelik, 4 litrelik bir tane meyve suyu aldım ve 3,5 dolar neredeyse. Yani tam 3,5 bile değil. Ve neden yani? Şimdi Arda kulak çubuğu istemişti ondan alayım. Gençlere bir şarapları da göstereyim bari. Hadi yine iyisiniz ha. Ben de olmasam kim gösterecek size? Sanki 758 milyon tane video yokmuş gibi. Hani şarap falan göstereyim size. Mesela gül şarabı. Rose var. 17, 18 dolar, 16 dolar. Biraz vermiyorlar. Şimdi su almam gerekiyor. Great Value alıyorum genelde ben. Şurada. İçecek standından alalım suyumuzu. Geçen gün burada 1 dolar buldum ama kesin sosyalle neydir falan diye almadım korkudan. Ama İhtiyacım da yok zaten. Hem de haram. Haram paraya bulaşmayın arkadaşlar. Arkadaşlar haram paraya bulaşırsanız bir şekilde o para kat ve kat şeyle gider. Mesela şimdi bu ne kadar? 5,5 dolar mı? Tam şundan bir tane alayım. Anlamadım. 4,5 dolar herhalde. Ne bu? Yok bu değil. Anlamadım. Neyse alalım. Ne alacağım? Allah'ım yapamam bir şey olmadı. Malı yedi zaten aşağı. Ha? Öyle kocaman bir şey oldu. Tekilayla vodka. Allah! Arkadaşlar çok ağır. Arkadaşlar yardım edin. Su aldık. Alacak mısın? Ben alıyorum bu sefer. Ben çok kullanırız. Arkadaşlar Ege benim oda arkadaşım bu arada. Hayır. Ege benim oda arkadaşım. Suyu böyle kırtık alıyoruz. Bir o alıyor, bir ben alıyorum. Geçen Ege almıştı. Ben gitmemiştim broşörüye çalışıyorum diye. Bu sefer birlikte geldik ama dedim ben alayım. Hadi iyisin ha Ege. Hayrına su da içiriyorum sana. Ben olmasam nasıl yaşardınız? Ben olmasam nasıl eğlenirler ki bu evde? Ben düşünüyorum, bulamıyorum. Benim şizofrenlik ya. Bakın şu arkamdaki de bizle birlikte çalışıyor. Bir suratsız. Ama bir suyu koydum ya şimdi sepete. Döndüremiyorum ama bakın. Genişten alıyorum. Aa Greek yoğurt. Arkadaşlar bu konuda gerçekten çok sinirliyim. Görüyor musunuz? Greek yoğurt. Abi değil. Türk yoğurt. Bak bu Greek yoğurt. Bu yoğurt yani. Ne alaka? Yoğurt işte. Yoğurt yani. Şu mesela bizim yoğurda benziyormuş. Ama Greek diyor yani. Ben alamam onu. Evime sokamam. Arkadaşlar. Şu çok güzel bu arada. Şu çok güzel. Şu da çok güzel. Şundan alalım bir tane. 4 dolar. Ya tanesi 1 dolar falan. Arkadaşlar. Az önce AirPods aldım birden Walmart'tan. Yani geziyorduk öyle elektronik bölümüne baktık. Ve birden AirPods aldım yani. Alakasız. Ege de şarj aleti aldı.
Onu fakir ediyorum, al diyorum. Bir de var ya, deli parası var, ne almıyor fakir. İnsanın ruhu zengin olacak arkadaşlar. Para gelip geçici.